Star TV izleyicileri, sizler için fuarların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Eskişehir'deyiz ve 2019 Gıda Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan Kurtuluş Kuruyemiş'e konuk olduk. Yanımızda da Müdür Yardımcımız Asil Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firmayla ve sektörün gidişatıyla alakalı neler aktaracak. Merhabalar Asil Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de merhaba diyorum. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Hayırlı fuarlar bu arada. Ve sizleri biraz tanımak istiyoruz. Asil Bey kimdir? Sizlerden dinleyelim. Ben Asil, Asil Şansoy'dan. Aşağı yukarı 60 yılda bir meslekle meşgulüm. Çocukluğumdan beri. Kurtuluş Şelalesi'nde aşağı yukarı 20 yılda birlikte çalışıyoruz. Ben bu konularda eğitimli, deneyimli bir insanım. Kuruyemiş konusunda uzman bir kişiyim. Öyle diyebilirim daha doğrusu. Kurtuluş Kuruyemiş 61 yılı doldurdu meslek hayatımda. Rahmetli Mehmet Kurtuluş babamız, büyük babamız çok çalıştı. Bayağı mücadele verdi bunlarda. Sırtla taşınan yüklerle başlanan bir iş hayatı. Oğullarına ve daha sonra torunlarına fabrikalar getirdi. Tabii bunun bir karşılığı var, emeğin bir karşılığı var. Sağ olsun çocuklar da başarılı bir şekilde babalarını mahvetmediler. İşi biraz daha ilerlettiler. Şu anda Türkiye çapında iyi bir konumda olduğumuzu zannediyorum. Çünkü ürüne çok önem veriyorlar. Satılan malzemenin güzelliği, temizliği, hassasiyeti, hijyeni, daha doğrusu iyisi. İyi yapmak için de bedel ödüyorlar. Bedel hamallık, mücadele, dürüstlük, sabır ve sakin olmak. Bunu yaptılar. Adam çekirdek kalıyor, gidiyor. Bayram Kurtuluş bir ortancı olması. Gidiyor, köyden çekirdek topluyor. Çekirdeği tek tek bakıyor, eliyor, inceliyor. Şehre getiriyor. Şehirde işçilik, eleme, kavurma, üretim, doğal malam. Kesinlikle hile yapmadan. İşte bir katkı yaz katmadan satıyor. Hatta bunu zevkten, memnuniyetten yiyor. Bu çalışmanın yüzünden Türkiye'de bir isim var ki. Yani boş bir iş değil. Lokum. Lokum üretimimiz çok mükemmel. Herkes mesela Afyon der, lokum der. Hayır, lokum arkadaş biz yapıyoruz, Kurtuluş yapıyoruz. Gerçekten Kurtuluş'un lokumu çok fevkalade bir şey ya. Ben mislim içerisinde olmama rağmen yeni yiyorum. Yani farklı bir şey bu. Mısır çerezi üretiyoruz. Türkiye yurt dışından ithal mal alıyor. Ben Mısır'ı yurt dışından ihraç ediyorum. Yani Kuruyemiş lokum ve Mısır'ı yurt dışında Kurtuluş olarak da ihraç ediyoruz, dolar getiriyoruz Türkiye'ye. Bu da çok büyük başarı benim için. Kesinlikle. Yani Kurtuluş olarak ihracat yapmak mükemmel bir şey. Hep dışarıdan almaya alışmışız. Hayır arkadaş, Kurtuluş diyor ki, biz bunu dışarıdan almıyoruz, artık dışarıya mal satıyoruz. Ülkemize katkı. Ne bileyim lan? Başarılı çalışmalar yapıyoruz amatörce, safça, insanca. Saygı ve temizlik çalışma içerisinde. Kuruyemiş grubumuz var, lokum grubumuz var, pestil grubumuz var yine. Bir de Mısır içerisinde, o da Kuruyemiş değil ama Mısır başlamıştı bir sebep olduğu için. Ayrı bir sebep. Yurt dışında çok büyük avantajımız var. İhraç yapıyorlar. İhtiyarlar değil. Birçok çeşidini üretiyorsunuz değil mi bunları? Tabii. Kuruyemiş komple kendimiz, lokumla Kuruyemiş'i Mısır'ı kendimiz üretiyoruz. Nerede yerimiz var? Biraz bahsedelim. Organ Sanayi Bölgesi, 20. Cadde, Nobel'de büyük bir fabrikamız var. Keza gene onun yanında ortak çalıştığımız Anka Kuruyemiş var, Mısır'la ilgili. Artı lokum üretimimiz var orada, büyük çaplı. Eskişehir merkezinde işte yerlerde 4 tane şubemiz var. Bir de Bozüyük. İstanbul Bursa yolu üzerinde, İstanbul Işık yolu üzerinde Bozüyük'te. Selar Ağırlığı'da çok güzel bir tanıtım mağazamız var. Güzel. Böyle faaliyetlerimiz var. Neler dikkat ediyorsunuz ürünlerin üretiminde? Baz aldığınız unsurlar neler Asil Bey? Malın doğal olması. Doğal olması. Aldığımız malların temiz ve iyi olması. İşlenebilecek mamul olması. İmalatta çok güzel temizlik, itina ve hijyen ortamı olması. Korumamızın kalitesi. Geçecek kadar mal üretip satmak, bayağı mal bulundurmak. Mallarımız aşağı yukarı günlük kavurma. Dükkan satılan bütün mallarımız günlük. En fazla 2000 euro, 3000 kesin mal bulunmaz bizde. Çok güzel. Zaten halkın memnuniyeti ya da kurtuluşu olan
yoğun ilgisi bu yüzdendir. Başka bir şey. Gerekli belgelere sahibiz bu arada. Gördüğünüz gibi FSSC 22.000 belgemiz, gıda belgemiz, başka bir şey. Onlar hepsi elimizde mevcut. Dünya çapında isim olarak da değerlendirmeye gidiyoruz. Çok güzel. Yeni projelerde neler var peki? Yeni projelerde, şimdi benim hedefim kurtuluşu ikna edip ihracat ortamını arttırmak. Lokum mısırı kuruyemiş ortamını arttırmak, yurt dışına açmak. Benim tek istediğim bu. Hedefim bu. Gençleri kandırabilirsem, yeğenlerimi, saldırı harekatta bulunacağız kurtuluş olarak. Ülkemiz adına bir artı puan olacak bu. Dışarıda ismimiz bahsedecek. Dilimiz olacak. Evet. Üç yerde fayda bir şey olacak. Çok güzel. Son olarak fuar değerlendirmesi de almak istiyoruz sizden. Nasıl gidiyor? Fuarla alakalı görüşler. Güzel, çok güzel. Eskişehir için iyi bir atılım, iyi bir açılım. Fuarımız olması Eskişehir'de de çok güzel bir imkan. Eskişehir, Cumhuriyet şehridir. Eskişehir için bizim gibi genç atılımcıların, ne de genç, idare et. Gayet Eskişehir, Eskişehir olmuştu. Yani Eskişehir, ilerisi parlak olan şehirlerden bir tanesi. Başkanlarımızla, valimizle, belediyemizle, burada esnafımızla, üreticimizle, iş girişimi bulunan hanımefendilerimizle başarılı bir şeyler olmuyor. Burada adım adım ilerliyor. O zaman bu yolda sizlere başarılar diliyoruz. Tekrar hayırlı fuarlar dileyelim. Asim Bey, bir çok başka programda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Değerli izleyicilerimiz, bugün Eskişehir'deyiz dedik. 2019 Gıda Fuarı'ndayız ve fuar katılımcılarımızdan Kurtuluş Kuruyemiş'e konuk olduk. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.